Değerli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inanç esaslarını almaya, öğrenmeye, okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta meleklere iman bahsine başlamış idik. Meleklerin de Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir kul olduğunu, her birinin belli bir vazife ve görevinin olduğunu işlemiştik. Bugün de inşallah geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müellif Muhammed İbn Salih el-Uthaymin rahimahullah diyor ki: "Hacabehumullahu anna fela nerahum." Allah-u Teala melekleri bizden ne yapmıştır? Gizlemiştir. Yani bizlerle melekler arasına bir perde koymuştur. Yani yaratmış olduğu, bizlere bahşetmiş olduğu şu gözler onun dilemesiyle ne yapmıyoruz? Melekleri göremiyoruz. Fela nerahum. Onları ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Tabii ilim ehli onları görememizin bazı sebeplerini açıklamış, zikretmiş. Bir, göremiyoruz çünkü Allah onları neyden yarattı? Nur. Nurdan yarattı. Şimdi bugün bazı ışınlar var. İnsanoğlunun kullandığı, icat ettiği, bulduğu. Gözden ne yapılmıyor? Görülmüyor yani. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bugünün insanı gayba iman etme meselesinde geçmişe nazaran daha ne olması lazım? Kolay iman etmiş olması lazım. Yani melek diyorsun, nurdan bir yaratık, varlık diyorsun ve görülmüyor diyorsun. Geçmişte bir insanın bunu şüphelense, şüphe getirse, ona anlatacağın, kıyas yapacağın, benzer bir suretini göstereceği bir teknoloji yok değil mi? Ama ona rağmen geçmişin insanı gaybe iman konusunda daha teslimiyetçi. Asrın insanı daha şüpheci. Allah-u Teala melekleri nurdan yarattığı için biz ne yapamıyoruz? Onları göremiyoruz. İki, Allah-u Teala bu yaratmış olduğu melekleri öyle azim, öyle büyük yaratmış ki yani biz onları görsek belki dehşete kapılacağız. Belki korkacağız değil mi arkadaşlar? Adam, gençler bazen animasyon film seyrediyor. Akşam uyuyamıyor korkusundan. Gördüğü teknoloji kullanılarak çekilmiş, tasarlanmış bir çizgi film. Karıncayı olduğundan böyle 100 kat, 200 kat fazla görüyor, bir şey yapıyor. Akşam uykusu kaçıyor. Psikolojisi dağılıyor, dengesi gidiyor. İlim ehli diyor ki bir sebebi de bu. Allah-u Teala ne yapmış? Melekleri oldukları suretiyle, oldukları haliyle görmemizi bize nasip etmemiş, bize göstermemiş. Bir diğer husus ise değerli kardeşlerim, gayba iman meselesi. Allah-u Teala bizlerin gayba iman edip etmediğini ne yapıyor? İmtihan ediyor. Kitabı Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde haber veriyor. Acaba kul iman edecek mi, etmeyecek mi? Bu da değerli kardeşlerim, melekleri görmememizin bir açıklaması. Rubbema keşefahum li ba'di ibadin ibadihi. Allah-u Teala kimi zaman bazı kullarını, meleklerini ne yapabilir? Gösterebilir. Asıl mesele, yani birinci mesele bu konuyla alakalı, meleklerin olduğu suret, şekil ile gözükme meselesi. Allah-u Teala dilediği için bazı kullarına ne yapabilir? Meleği olduğu surette, şekilde gösterebilir. Bu kim için gerçekleşti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için gerçekleşti. İki defa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, iki defa Cebrail'i ne yapıyor? Kendi suretinde görüyor. İki defa. Ufuğu kapatmıştı diyor. Ufuk kapanmıştı. 600 tane kanadı vardı Cebrail'in. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun dışında Cebrail'i gördü mü? Gördü ama bu surette değil. Yani asıl suretinde değil. Buraya dikkat edin. Allah-u Teala Cebrail'i peygamberine iki defa ne yaptı? Olduğu şekil ile gösterdi. Fakat ra'an-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e ala suratihi lehu sitmi'e cenah kad seddel ufuk. Ne yapmıştı? Ufuğu kaplamıştı, örtmüştü.
وَتَمَثَّلَ جِبْرِيلُ لِمَرْيَمْ بَشَرًا سَوِيَّا. Ayrıca İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem'e Cebrail ne yaptı? Bir insan, bir adam şeklinde gözüktü. بَشَرًا سَوِيَّا. Yani böyle şekli şemali yerinde bir şekilde gözüktü. Tabi asıl şekliyle, suretiyle meleklerin görülmesi ancak delil ile bize nakle olan gelen şeyler. Bu da bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuş. Cebrail Meryem'e bir adam şeklinde gözükmüş. Demek ki buradan da hareketle diyoruz ki melekler kendi şekillerinin dışında başka bir şekilde ne yapılabilirler? İnsanlara görünebilirler. Burası da önemli arkadaşlar. Örneğin İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın burada zikretmiş olduğu Meryem hadisesi. Cibril ne yaptı? Ona gözüktü. وَاَتَى اِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعِنْدَهُ الصَّحَابَةِ بِصُورَةِ رَجُلٍ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُرَى عَلَيْهِ اَفَهُ السَّفَرِ. Sahabeler ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturuyor iken aleyhissalatü vesselamın yanına kimsenin tanımadığı bir surette, tanımadığı bir şekilde ve yolculuk izi, seyahat izi olmadan, belirtisi olmadan geldi Cebrail. Bu seyahat eseri, seyahat belirtisi olmama ifadesi şundan dolayı arkadaşlar. Hem Medine'li insanlar tanımıyor yabancı bir adam. Hem de yabancı olmasına rağmen dışarıdan seyahatle, yolculukla gelmiş tipi yok. Deve üzerinde, kumlar, çöller içinde yürüyüp de üstü başına olmamış, toz toprak olmamış. Düşünsenize bir tane adam gelmiş Medine'ye, sahabelerin yanında kimse tanımıyor ama bembeyaz kıyafetli. Tertemiz yüzlü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem otururken yanına geliyor. Elbisesi bembeyaz. Elbisesi bembeyaz. Saçları simsiyah. Toz toprak karıştırmamış. Hadisi rivayet edenler diyor ki şedidu beyadı fiyab şedidu sevadı şa'ar. Elbisesi bembeyaz. Saçı simsiyah. Çünkü dışarıdan gelen bir adamın böyle olması mümkün değil. Biz bile bugün uçakla bile, arabayla bile gittiğimizde ne yapıyoruz? Saçımız, sakalımız, yüzümüz değişiyor yani. Gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturup dizini Peygamberimizin dizine dayayıp elini Peygamberimizin ayağına koyup Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a başlıyor konuşmaya. Herkes şaşırıyor yani. Bu adam kim? Ardından olay yaşanıyor, hadise. Bildiğiniz, birçoğunuzun bildiği, ya Muhammed bana İslam nedir bildir. Akbirni mal iman, akbirni mal ihsan. İslam nedir, ihsan nedir, kıyamet ne zaman? Çıkıp gittiğinde Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor sahabelere? Etakum Cibril. Az önce bu gelen kimdi? Cibril'di. Yuallimukum dinekum. Size ne öğretiyor? Ne için geldi? Dininizi öğretmek için geldi. Demek ki melek İnsan suretinde, insan şeklinde ne yapabilir? Gelebilir, görünebilir. Bununla alakalı sahabeden mesela Sa'd İbn Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدْ وَمَعْهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيْضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. Uhud savaşında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, sağında ve solunda Peygamberimizle savaşan diyor iki tane adam gördüm. Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor. Bembeyaz elbiseleri vardı diyor. Daha önceden ve daha sonradan bu ikisini ne yapmadım? Hiç görmedim diyor. Kimleri kastediyor o iki adamla? Yani Cibril'e ve Mikail'e. Uhud savaşında Allah Teala Cebrail'i de Mikail'i de ne yapmış? İndirmiş, göndermiş. İnsan suretinde. Evet. Melekleri değerli kardeşlerim görme meselesi sahabeden farklı kimseler içinde gerçekleşiyor. Örneğin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
zamanında rüya gören sahabe gelirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rüyasını anlatırdı. Peygamberimiz de ne yapardı o kimsenin rüyasını? Tabir ederdi. Rüyasının yorumunu yapardı. Tabi Abdullah İbni Ömer de diyor ki kendi kendine, ben de diyor yani genç bir çocuktum, daha çok peygamberimizin mescidinde yatıp kalkıyordum diyor rivayette. Ki rivayet Sahih Buhari'de geçiyor. Sahih bir rivayet değerli kardeşlerim. Ömer İbni Hattab'ın oğlu. Ben diyor mescitte uyurdum ve diyor bir gün diyor ben de şöyle bir rüya görsem de o rüyayı ne yapsam, Allah Resulü'ne gidip anlatsam yani. Özeniyor küçük çocuk. Koca koca sahabeler geliyor. Ya Resulallah şöyle bir rüya gördüm anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rüyayı ne yapıyor onlara? Yorumluyor. Bir gün diyor Allah Resulü Aleyhisselam döneminde diyor uyurken yattım uyudum. İki tane diyor rüyamda ne geldi? Melek. Abdullah İbni Ömer daha genç çocuk. İki tane melek geldi diyor. Beni diyor aldılar. Beni nereye götürdüler? Cehenneme, ateşe. Rüyaya bakın. Şu an cehennem hali hazırda var. Allah-u Teala orayı yarattı. Onun şerrinden yüce Rabbimize sığınırız. Beni diyor iki melek aldı. Uyuyanlar şöyle bir kendine gelsin arkadaşlar. Ateş, cehennem bahsi geçtiğinde adamın uykusunun kaçması lazım. İki melek beni aldı ve diyor ateşe getirdiler. Ateş diyor bir kuyu gibi neydi? Kuyu gibiydi. Kuyunun kenarları örülmüş bir kuyu gibi yani açık değil. Hatta diyor kuyunun diyor iki tane de neyi vardı? Kovanın asılacağı kuyularda olur ya iki tane direk. Duvarın üstünde iki tane de ne yapılır kuyuya? Direk asılır. Tabi bu kuyu ne? Ateş. Diyor ateşe bir baktım ki ateşte birileri var. O gördüğüm kişileri diyor tanıyorum ben diyor. Bazı rivayetlerde Kureyş'ten. Yani Kureyş'ten tanıdığım adamları gördüm ateşte. İki melek geldi beni ne yaptı? Aldı. Ateşe getirdiler. Ateş kuyu şeklindeydi. Dedim ki diyor Abdullah İbni Ömer bu hadiseyi görünce, bu olayı görünce Eûzu billahi minennar. Eûzu billahi minennar. Bu ateşin şerrinden ne yaparım? Allah'a sığınırım. Bir tane daha melek geldi diyor rüyamda. Üçüncü melek. Dedi ki diyor bana sakın korkma. Sen ne yapman? Sen korkma. Fekale li lem tura. Sen endişelenme. Sen korkuya düşme. Fekasastuha ala Hafsa. Hafsa kim? Kız kardeş. Ablası. Peygamberimizin hanımı. Tabi şimdi ufak çocuk rüyayı görmüş, özenmiş rüya görmek için. Görmüş de rüyayı Allah nasip etmiş. Hem de melek görüyor yani. Kim bu sahabe? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum cemiyan. Gittim diyor ben de rüyayı kime anlattım? Hafsa'ya anlattım. Annemiz bizim. Hafsa da diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattı rüyayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyunca rüyayı yorumladı. Dedi ki fekale ni'mer raculu Abdullah lev kâne yusalli minelleyin. Yorum ne arkadaşlar? Abdullah İbni Ömer çok güzel bir adam. Hoş bir adam. Halbuki çocuk. Artık 15 mi? 16 mı? 17 mi? لَوْ كَانَ يُسَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. Şayet diyor gece kalkıp da namaz kılsa ne namazı? Gece namazı. Çok daha güzel bir adam olacak diyor. Yani burada neye işaret var arkadaşlar? Bir, sahabenin faziletini Abdullah İbni Ömer. İki, rüya yorumluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah İbni Ömer farzları yerine getiren bir sahabe. Amelleri var yok değil. Bu çağın gevşek insanları gibi değil. Ama ateşe girmediği için rüyasında ve meleğin sen korkma demesine binaen Allah Resulü diyor ki sen çok daha güzel adam olacaksın. Güzel bir adamsın. Daha da güzel olursun. Şayet gece namazını ne yaparsan kılarsan diyor. Yani ateşe girmeyeceğinden bahsediyor. Abdullah İbni Ömer'in de burada güzel bir ahlakı var. Rüyada gördüğü ateşte olan
akrabalarıdır, hemşerileridir. Onların isimleri ne yapmıyor? Vermiyor. Belki Müslüman olan akrabaları duyup da ne yapabilir? Üzülebilir. Tabi bu rivayet bize şunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Melekleri ne yapabiliriz? Rüyada görebiliriz. Melekler rüyada görünebilir. Ama kendi suretlerinde değil. Melekler ne yapabiliriz? Rüyada. Dünya hayatında görebiliriz. Rüyada da görebiliriz. Evet. Bir diğer olay Useyd radıyallahu anh. Useyd bin Hudeyr radıyallahu anh. Evinde Kur'an okuyor. Bakara suresini. Okudukça atından ses gelmeye başlıyor. Kur'an okudukça atından ne yapıyor? Ses gelmeye başlıyor. Okuyor. Sonra at coşunca Kur'an okumasını, tilavetini bırakıyor. Geliyor Allah Resulü Aleyhisselam haber veriyor. Böyle böyle oldu. Peygamberimiz diyor ki keşke okumaya devam etseydin. Sahabe okumayı kestiğini şunun için söylüyor. Çocuğu Yahya ata yakın bir yerde uyuyor. At coştukça korkuyor, endişeye kapılıyor. Gidiyor çocuğunu oradan alıyor. Aleyhisselam diyor ki şayet diyor Kur'an okumaya devam etmiş olsaydın sabahleyin insanlar gün ağardığında senin Kur'an okumanı sonucu o melekleri ne yapardı? Görürlerdi. Melekler ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor melekler. İniyor. Allah-u Teala'nın dilemesiyle de insanlar onları ne yapabilirdi? Görebilirdi. Dolayısıyla meleklerin görülmesi az önce ifade ettik. Kendi şekliyle görülmesi Peygamberimize iki kere nasip olmuş. İnsan suretinde gözükebilirler. Gerçek hayatta. Rüyada insan ne yapabilir? Onları görebilir. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Bu bahis, bu konu öyle bir hassas bir konu ki bir insanın usulü iyi değilse şeytanlar, cinler buradan girerek insanı ne yaptırabilir? Saptırabilir, dalalete düşürebilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim okuyoruz. İbrahim ve Lut'a ne yapıyor? Melekler insan suretinde geliyor değil mi arkadaşlar? İbrahim ve Lut insan suretinde geliyorlar. İbrahim ve Lut tanıyor mu onları? Melek olduklarını biliyor mu? Tanıyamıyor değil mi? Misafir olarak gelmişler. İstiyorsanız diyor onlara buzağı kesiyor, buzağı eti. Varsa niyetiniz bakıyor nereye geldiniz yani. Sonra anlıyor ki bunlar elleri yemeğe gitmiyor melek. Demek ki İbrahim'in Lut'un bile ilk başta tanıyıp çıkaramadığı melekleri birisi her yattığında melek görüyorum, meleklerle konuşuyorum, meleklerle oturuyorum diye yorumlayıp kendince ne yapabilir? Kendini de sapıtabilir, insanları da sapıtabilir. Onun için burada ölçü çok önemli yani. Kur'an ve sünnet ölçüsüyle hareket etmesi lazım kulun. Böyle hareket ettiği zaman kul ne yapacaktır değerli kardeşlerim? Allah'ın çizmiş olduğu sınırdan dışarı çıkmayacak, uzaklaşmayacaktır. Tabii meleklere iman meselesi değerli kardeşlerim, imanın, itikadın asıl meselelerinden, imanın şartlarından. Dolayısıyla meleklere iman deyince bir meleklerin varlığına iman. İman edeceğiz ki Allah-u Teala ne yapmış? Bir alem yaratmış. Bir varlık alemi yaratmış. Bunlar da melekler. İki, Allah-u Teala'nın bize bildirdiği isim ve sıfatları var o meleklerin. Hepsinin bildirmiş isim ve sıfatlarıyla hayır. Cebrail ismini söylemiş. Cebrail görevi vahiy. İsrafil adı İsrafil. Görevi sura üfleyecek. Mikail yağmur. Değil mi? Azrail öyle bir melek yok. Demek ki meleklere iman meselesinde Allah'ın isimlendirdiği isimlerle isimlendireceğiz. Azrail diye
bir meleğin adının olduğunu bize söyleyen sahih bir rivayet yok. Peki insanların ruhunu kabz eden Allah'ın meleğin adı ne? Ölüm meleği arkadaşlar. Melekul Mevut. Bu da bu meselede meleklere iman meselesinde öğrenilmesi gereken bir mesele. Halk arasında insanlar Azrail diyor, duyuyorlar ama o meleğin adı ne arkadaşlar? Melekul Mevut. Evet. Üçüncüsü ise birincisi meleklerin varlığına iman, ikincisi Allah'ın belirlediği, bize anlattığı, aktardığı isimlerin özelliklerine iman, üçüncüsü onların Allah'ın katındaki faziletlerine iman. Meleklerin bir neyi var arkadaşlar? Fazileti var Allah katında. Allah'a isyan etmiyorlar. Değil mi? Dün aldık ki ibadun mukramun. Çok değerli kullar. Allah'a ibadetten yorulmuyorlar. Allah'a zikirden ne yapmıyorlar? Yorulmuyorlar. Usanmıyorlar. Onların ne yapacağız? Faziletlerini bileceğiz. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ya وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerdeki göklerdeki her şey ona aittir, Allah'ındır. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ Allah'ın indinde, Allah'ın katında olanlar var ya, Allah-u Teala meleklerden ne diye bahsediyor? Onun katındaki olanlar. Şeref melekler için. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ Onun katında olan melekler ne yapmazlar? Allah'a ibadetten kibirlenmezler, büyüklenmezler. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Bu ibadetten yorulmazlar, üşenmezler. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ O arşı taşıyan melekler var ya, ne yaparlar? يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rablerini hamd ile tesbih ederler. Demek ki meleklerin böyle de faziletleri var değerli kardeşlerim. Onu da ne yapacağız? Bileceğiz. Dört, melekleri dost edinip sevineceğiz. Yani kalbimizde onlara karşı, o aleme karşı, o varlıklara karşı ne olması lazım? Bir sevgi, bir muhabbet olması lazım. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbimiz Allah'tır diyen sonra dost doğru istikamet üzere olanlar var ya, Allah-u Teala kullarından bahsediyor şu an. Çamurdan yarattığı bizlerden bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا Rabbimiz Allah'tır diyen. ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra da yalpalamayan, sağa sola sapmayan, istikamet üzere olan, namazında, akidesinde, tevhidinde, sözünde, insanlarla olan ilişkilerinde, dost doğru olan. Ne olacak bunlara? Tetenezzelu aleyhimul melaike. Bunlara melekler inecek ölüm esnasında. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Onlara müjdeleyecekler. Ella tehafu ve la tahzenu. Üzülmeyin. Korkmayın. Şimdi bize bunu söyleyecek olan meleklere karşı bizde ne olması lazım? Sevgi olması lazım arkadaşlar. Yani meleklere iman bahsini hep ilkokuldan beri imanın şartı ne oğlum say bakayım. Allah'a iman, meleklere iman, Resul'e iman, kitaplara iman. Bu kadar. Hayatımızdaki yeri bu kadar. Meleklere iman. Geçtik bitti. Ama bakın geçen ders, bugünkü ders ve yarın bir sonraki ders de meleklerle ait olacak. Melekleri sevmek imandandır. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ Cennetle sevinin diye cennetle ne yapacaklar? Bizleri inşallah müjdeleyecekler. اَلَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size vaat olunan cenneti müjdeleyin. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Bakın melekleri niye seveceğiz? Melekler diyor ki نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Bizler sizlerin hem dünyada hem ahirette neyiniz insanlar olarak biz melekler sizin dostlarınız. Bir de böyle incelemek, böyle ele almak lazım meleğe iman meselesi. Evet. Cennete girildiğinde de arkadaşlar Allah Teala buyuruyor ki cennetu adnin yedhulunaha وَمَنْ صَلَحَ
min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim. Adin cennetleri. Oraya girecek olanlar ve kendileriyle birlikte babaları, hanımları, çocukları, zürriyetleri, salih olan kimseler de girecek. Ailenle, çoluğunla, çocuğunla, zürriyetinle cennete girmek istiyorsan ne yapacaksın? Kendinle birlikte onları da ateşten kurtarmak için, korumak için koruyup kollayacaksın. Ya hocam ben karışmıyorum. Hanımın ne işi varsa görsün. Çoluk çocuk kendi yolunu çizmiş. Beni ilgilendirmez. Değil. Evet. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابَ. Bakın cennete girdiğimizde melekler bize her kapıdan ne yapacak? Girecek. Selamun aleykum bima sabartum. Selam sizin üzerinize olsun. Neye karşılık? Şu selamet içindesiniz, şu cennettesiniz. Bima sabartum. Sabrınıza karşılık. Dünyadaki Allah'ın emirlerine sabretmek, sabah namazına camiye gitmek, sabır. Yatmak en tatlısı. Perşembe, pazartesi oruç tutmak. Canım çay istiyor, kahve istiyor, karpuz, şeftali, kiraz mevsimi. Ama ne yapamıyorsun? Sabrediyorsun. Bu neye sabır? Allah'ın emrine sabır. İki, Allah'ın haram kıldığı şeylere sabır. Bu yasak, buradan para kazanamazsın, ticaret olmaz. Şuraya bakmaman lazım. Ya işte yalan söylersem çok iyi para kazanacağım. Söylemeyeceksin. Yalana karşı sabır. Üç, başına gelen musibetlere sabır. En basit de bu. Melekler diyor ki selamun aleykum bima sabartum. Sabrınıza karşılık Allah-u Teala sabrın sebebiyle yani size ne yaptı? Bu selameti verdi, bu cenneti verdi. Feni'me ukbeddar. Bu ne güzel bir yurt. Ne muhteşem bir yurt. Şimdi bunlarla böyle diyalog geçecek bir varlık alemiyle, melekler alemiyle, melekler alemi sevilmez mi arkadaşlar? Onlara karşı bir muhabbet Müslüman beslemez mi? Allah Teala yine buyuruyor ki ve yestagfirun lillezine amenu. Melekler iman edenlere ne yaparlar? İstiğfar ederler. Yani şu an sana bir melek ya Rab falanca kulunu affeyle diye ne yapıyor Allah'a? Dua ediyor. Dua ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu hadiste ve innel melaikete la tada'u ecnihataha rıdan bi talibil ilim. İlim talep ediyorsunuz. Geldin Kur'an okudun burada. Geldin ezber verdin. Geldin ders dinledin. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam melekler kanatlarını ilim talebesine rızalarını göstermek adına yollara sererler. Allah Teala diyor ki ve yestagfirun lillezine amenu. Melekler iman edenlere ne yaparlar? İstiğfar ederler. Allah'tan bağışlanma dilerler. Öyleyse ey mümin, öyleyse ey Müslüman, kalbinden onlara karşı ne olsun? Bir sevgi olsun. Bu baptan hareketle meleklerin eziyet, meleklerin sıkıntı duyduğu şeylerden de ne yapması lazım mümin kulun? Kaçınması lazım. Mesela senin günah işlemen, değil mi? Şu an ortamda melekler var. Senin yanında, sağında, solunda kiramen katibin var. Melekler var. Bunlar senin günah işlemenden hoşlanıyorlar mı yoksa eziyet mi görüyorlar? Hoşlarına gitmiyor mu? Eziyet görüyorlar değil mi? Allah Resulü buyuruyor ya فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُوا عَدَمْ. İnsanoğlunun sıkıntı çektiği, insanoğlunun hoşlanmadığı her bir şeyden melekler de ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ondan dolayı camiye gelirken ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Soğan yemeyin, sarımsak yemeyin. Hem insanlara hem de melekler. Geçen birisi sormuştu. Hocam dedi maske takıyoruz. Kokumuz yanımızdaki namaz kılana ne yapmıyor? Gitmiyor. Gidelim mi camiye? Hayır. Niye? Niye? Çünkü senin o ağzının kokusundan sadece insan değil melekler de ne yapacak?
eziyet görecek, rahatsız olacak, hoşlanmayacak. İbn-i Kayyım Rahimahullah'ın güzel bir sözü var. Diyor ki, sana gelen misafire, burası önemli arkadaşlar, sana gelen misafire, komşuna ikramda bulunman nedir İbrahim abi? İmandandır. Misafirine, komşuna ikramda bulunman imandandır. Öyleyse diyor, seninle beraber gece gündüz yanında bulunan, seninle gezip dolaşan melekler var. Bunlara da diyor, ikramda bulun. Nasıl ikramda bulunacaksın onlara? Eziyet etmeyerek. Onların haya ettiği şeylerden sen de ne yapacaksın? Haya edeceksin. Onların utandığı şeylerden sen de utanacaksın. Çok önemli arkadaşlar. Bil ki seninle gezen melekler var. Her söylediğini yazıyor. Bunlar hayalı varlıklar. Tertemiz varlıklar. Yani düşünsene, senin günah işlerken kendin baş başasın kendinle. Sen diyorsun ki sadece kendinsin. Halbuki seninle birlikte kimler var? Melekler var. Senin o halini görüyor ve ne yapıyor? Yazıyor. Öyleyse öyle halvet halinde yalnızken günah işlediğin zaman kime karşı günah işliyorsun? Bunu derslerimizde aldık. Rabbine karşı. Bunu bir de Allah'ın senin gibi yarattığı kulları var. Seçkin kulları. O melekler de senin bu günahlarından ne yapıyor? Rahatsız oluyor. Eziyet içinde oluyorlar. Onu da yapman lazım. Bilmen lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela namazda kişinin namaz esnasında sağ tarafına tükürmesini yasaklıyor. Namazda. Şimdi birçoğunuz diyecek ki, ya namazda tükürülür mü hocam? Evet arkadaşlar, namazda eğer ağzınıza bir balgam geldiyse ne yapabilirsiniz? Tükürebilirsiniz. Ama nereye? Eğer caminin halısı varsa elbette halıya değil. Cebinizden çıkaracağınız selpak kaçete. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi, rivayette geldiği üzere Buhari'deki gibi, nereye? Elbiseye. Çünkü Allah'ın huzurundasın. Sen o balgamla, o tükürükle uğraşma. Rabbinin huzurunda Rabbine kullukla, ona münacatla, ona seslenişle, ona yalvarışla uğraş. Tabii eskiden camilerde böyle halı yoktu. Rabbimiz bize hamd olsun yani, büyük nimetler verdi bu çağın insanına. Eskiden insanlar namazdayken ne yapabiliyordu? Tükürebiliyordu. Allah Resulü diyor ki, yani tüküreceğiniz zaman namın yere tükürün. Onu da toprakla kapatın. Bahsettiği yer cami arkadaşlar. Şu an mümkün değil tabii. Sizlerden birisi diyor sağ tarafına ne yapmasın namazda? Tükürmesin. Namazda sağ tarafa tükürmek yasak arkadaşlar. Nehi var. Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyuruyor. Çünkü diyor ki, namaz kılan kişinin sağında ne vardır? Melek vardır. Melek var. Demek ki meleklere iman ne gerektiriyor? Bir, onların varlığına iman etmek. İki, isimlerine iman etmek. Bize bildirilen isimlerine. Kendi kafamızdan, kendi kulağımızdan duyduğumuz şeyleri delil olmadan ispat etmemek gerekiyor. Üç, görevlerine. Dört, onları sevmek ve dost edinmek ve onların faziletine inanmak. Evet. Ardından İbn-i Hüseyin Rahimallah diyor ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلْمَلَائِكَةَ اَعْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا. İman ederiz ki meleklerin vazifeleri vardır, görevleri vardır. Şimdi bunları bize saymaya başlayacak. فَمِنْهُمْ جِبْرِيلُ الْمُوَكَّلُ بِالْوَحْيِ يَنْزِلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ اَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ. Cebrail. Vahiy ile görevlendirilmiş, Allah'ın dilediği kimselere ne yapıyor? Resul ve nebilere iniyor. وَمِنْهُمْ مِيْكَائِلُ الْمُوَكَّلُ بِالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ. Yağmur ve bitkilerle, duayla görevli. Ama Allah diledi, nereye gönderdi onu? Uhud savaşına gönderdi. Cebrail ile Mikail. وَمِنْهُمْ إِسْرَافِيلُ الْمُوَكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ.
حين الصعق والنشور. İnsanların tümden ölüp tümden dirileceği zaman İsrafil neyle sorumlu? Sura üflemekle sorumlu. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ben nasıl rahat edebilirim? Şu an nasıl rahat olabilirim ki surun sahibi yani İsrafil ne yapmış? Ağzını almış, boruyu bekliyor diyor aleyhissalatü vesselam. Şu an İsrafil nasıl elinde düdük olan, müsabakayı başlatacak olan bir hakem var. Düdüğü almış ağzına. Yarışmacılar ne yapıyor böyle? Pür dikkat bekliyorlar. Çaldı çalacak düdüğü. Çaldığı an start verilecek değil mi? Arkadaşlar İsrafil de el ağzına suru almış bekliyor diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani bu hayal değil. Bu gerçek. İsrafil bir yerde Allah-u Teala görevi vermiş. Ağzındaki sura ne yapacak? Üfleyecek ve o sur çalacak. Ve insanlar ölecek ve insanlar dirilecek ve kıyamet kopacak. Ve bu çok yakın. Evet. وَمِنْهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلْ بِقَبْضِ الْاَرْوَاحِ اِنْدَ الْمَوْتِ. Bazı melekler de var ki ölüm anında ruhu teslim almakla görevlendirilmiş melek. Melekul mevut. Ne değil? Buna biz ne demiyoruz? Azrail demiyoruz. وَمِنْهُمْ مَلَكُ الْجِبَالِ الْمُوَكَّلْ بِهَا. Dağların meleği var. Dağlardan sorumlu melek. Allah Resulü Taif'e gittiğinde taşlanınca Allah Resulü hüzünlenince geliyor. Allah'ım dağların meleğini gönderdi. Dilersen bu iki dağı ne yapayım? Üzerlerine atayım. Kapayayım. Evet. Onun dışında Allah-u Teala'nın hem bize görevini mesela melek Malik Hazin'in nar ateşten sorumlu, cehennemden sorumlu melek. Hazin. Allah-u Teala bize ne yapıyor? Bundan da haber veriyor. Bunun dışında melekler de var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği melekler. İnşallah önümüzdeki ders oradan kaldığımız yerden devam ederiz. Yüce Rabbim bizleri kendisine hakkıyla iman eden ve imanın şartlarını hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.